Yani şimdi bu kahveye hiç seyyar satıcı gelmiyor mu? Yok be abi. Sen bu mahalleye geldiğinden beri bütün seyyar satıcıların kökünü kazıdın. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Onların kökü kolay kolay kazınmaz Şükrü. Hüseyin doğru söylüyor Şükrü. Benim korkumdan bir süreliğine ortadan kayboldular. Kim bilir şimdi nerelere sinmişler, böyle tetikte bekliyorlardır beni. Hatice, Hatice kızım. Al şunu, içinde kıyma var. Yarın içli köfteye çıkacağım. Zabıta Mesut'tan korkmuyor musun babacığım? Şimdi evde otur, nereye kal? Kızım, hep hazırdan yeriz, çalışmam lazım ya. İyi de babacığım, ya yakalanırsan? Ben 40 yıllık efendim seyyar satıcıyım. O daha dünkü kızan. Heh, bulsun da yakalasın bakalım. Vallahi kuş uçurtmam bu mahallede, kuş. Uçurtmazsın abi. O kadar da kendinden emin olma Mesut kardeş. Ne demek şimdi bu Hüseyin? Vallahi bilemem artık. Belki de bu kahveye girip çıkanlardan biri seyyar satıcıdır da senin haberin yoktur. Bildiğin bir şey mi var Hüseyin? Onu da sen bulacaksın Mesut kardeş. Zabıta sensin. Demin içli köfte dedim de aklıma geldi. İçli köfteyi ben buldum. Sen mi buldun? Evet. Rahmetli anacığım, nur içinde yatsın, köfteyi çok severdi. Ama içinde ekmek olsun istemez. Şimdi yani köfte ekmeksiz olmaz ki. Sen ne yaptın babacığım? Bulguri köfte gibi yoğurup içine de koydum kıymayı. Oldu sana içli köfte. Babaannemin hoşuna gitti mi peki? Bayıldı. O kadar sevindi, o kadar içlendi ki anlatamam. Seninle iftar ederim tayyarım dedi. O kadar içlendim ki dedi. Ah dedim anacığım be. Madem ki içlendin, bunun adı içli köfte olsun dedim. Değiş o değiş, patladı gitti. Demek ki babaannem içlenmeseymiş, sevinseymiş, bugün içli köfteye sevindirik köfte diyecektik. Değiş o değiş, patlar giderdi vallahi. Git bulgular ıslat be. Yok sevindirik köfteymiş de bilmem neymiş. Bak işte hadi. Bismillah. Evet efendim. Seyyar tayyarın tamamen kendi icadı olan içli köfte geldi. Var mı efendim içi çeken, midesi kazınan? Oh, mis gibi koktu vallahi babacığım. Her şeyi de sen bulmuşsun. Sen olmasaydın biz ne yiyip içerdik tayyar abi? Ver bakalım orada iki tane de yiyelim ya. Çok güzel duruyorlar babalık. Para peşin, kırmızı meşin. Bu lafı da ben buldum. Ama anlatmayacağım. Evet. Var mı isteyen? 3-4 tane ver de yer al. Tamam, getiriyorum. Evet efendim. Var mı başka içli köfte isteyen? Olmaz mı babacığım? Verasıya veremem, arkasına gelemem. Bir tane de ben alayım Tayyar abi. Geldim efendim, geldim. Evet, buyurunuz. Buyurunuz efendim. Ah lan ah. Zabıta Mesut da ne zaman geleceğini bilmiyor. Şunu şurada bir yakalasa var ya. Yemin ediyorum patlar gider. Yapma be abi. Biliyorum kayınbabama gıcıksın ama biraz da bizi düşün. Ya bu adamı patlatmamız lazım oğlum. Zorba olayı abi. Sonunda ucu bana da dokunuyor ama. Hanım köylü seni. Çıkamıyor ki. Ben gidiyorum 5 dakikalığına, sen buna göz kulak ol, tamam mı? Tamam babacığım, merak etme sen. Ben merak etmem. Ama içinden bir tane eksik olursa sen merak et. Şükrü. Şu içinden bir tane araklayalım be oğlum. Olmaz abi. Niye oğlum? Olmaz. Niye? Baksana şunlara, kırmızı kırmızı. Abi, bırak beni Şükrü. Abi, yapma abi. Oğlum, oğlum bırakma ya. Bir taneden bir şey olmaz. Hem saymamıştır ki. Yapma abi, hepsini teker teker saymıştır. Gelince hesap sorar bana. Bırak. Derken nerede, duymadın mı abi? Bırak lan. Şu güzelliğe bak. Bir taneden anlamaz oğlum. Yanlış saymışsın deriz,
Olur biter. Kuzular, içli köfteler. Hüseyin. Ne yapıyorsun sen? Sen burada köfte mi satıyorsun ha? Ne satması? Zabıta kardeş. Ben yiyeceğim. Satıcı değilim. Ben sadece yerim. Bak yiyorum. Sen beni salak mı sanıyorsun Hüseyin? Yakaladım işte. Ha? Hadi yürü. Yürü, zabıta merkezine gidip zabıt tutacağız seninle. Hadi yürü. Baba, ben seni yaksatıcı değilim diyorum. Sen yanlış yapıyorsun bak. Peki kimin bu tepsi ha? Kimin? Allah Allah. Yandı. İşte. Seyyar satıcı bu. Ayıp, ayıp. Bir de utanmadan iftira atıyorsun adama. Adam daha yeni geliyor kahveye. Sen de konuşsana Şükrü. Seyyar satıcı olmadığımı anlatsana adama. Niye susuyorsun? Yazıklar olsun sana Hüseyin, yazıklar olsun. Demek ki halkın sağlığını oynuyorsun ha? Tövbe yarabbim. Ben zaten baştan beri uyuzdum buna Tayyar abi. Ya dünden beri de imalı imalı laflar ediyordu. Yok. Bu kahveye gelip giden seyyar satıcılar varmış. Yok bu gelip gidenleri ben de tanıyormuşum aslında. Ayıp, ayıp. Bir de devletin zabıtasıyla alay edersin ha? Utanmaz. Devletin zabıtasıyla alay etmek Altay'dan başlar be. Terbiyesiz herif. Söylesene lan, söylesene. Hadi Hüseyin, hadi gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum Mesut kardeş. Bak Hüseyin. Devlet memuruna karşı gelme. Yürü. Zabıta merkezine gidip zabıt tutacağız. Hadi kalk. Götürün bunu memur bey, götürün. Seyyar satıcılık yapmak ne demekmiş uğraşsın. Hadi Hüseyin, hadi kalk. Kalk gidiyoruz. Hadi. Zorluk çıkarma Hüseyin. Ben değilim diyorum sana Mesut kardeş. Ya hadi yürü. Derdini orada anlatırsın. Yürü. Bir dakika Mesut kardeş. Yanlış yapıyorsunuz. Sen karışma Şükrü. O içli köfteler Hüseyin abimin öğle yemeği. Yenge göndermiş. Hüseyin abimin bünyesi çok hassastır. Öyle dışarıda her yerde yemek yiyemez. O yüzden yenge her öğlen yemeğini yapıp gönderir. Sen bari yalan söyleme Şükrü. Bu tepsinin hepsi biter mi hiç? Boğaz bile Mesut kardeş. Ekmeksiz olsa iki tepsi bitiriyorum ben. Peki bitir o zaman hepsini. Eğer bitiremezsen hakkında zabıt tutacağım. Eğer bitirirsen inanırım seyyar satıcı olmadığına. Hadi ye. Tamam yerim. Yakup, bakkaldan ekmek al. Ekmek almazsan bu yetmez bana. Hadi bakalım. Şükrü, seyret. Gazoz mozoz bir şey söyleyeyim mi abi? Böyle kuru kuru gitmez. Söyle Şükrü söyle. Ah be. Yengene diyorum yanında pilav yap şunun. Dinlemiyor kızcağız beni. Bir de pilav yapsa var ya. Pilavsuz da gitmiyor ki bunlara. Yakup gazoz ver Hüseyin abime. Tamam. Hepsini yemesin Mesut Bey. Allah muhafaza çatlar ya. Çatlasın. Çatlamazsın. Yeter bu kap. Daha fazla yemesin. Ben inandım bunun seyyar satıcı olmadığına. Tepsi bitmeden inanmam. Vallahi bizler inandık Mesut kardeş. Sen de inan. Yarasın abime. Bitirdi şerefsiz hepsini. Vallahi ben inandım seyyar satıcı olmadığına. Söyledim ben sana Mesut kardeş. Ben satıcı değilim diye. Ben yiyeceğim. Kusura bakma Hüseyin kardeş.
Ya senin de günahını almışız. Kusura bakma. Yakup, çay yap. Yemeğin üzerine en iyi giden şey nedir? Çaydır. Tabii ki. Buraya bakırsan gidip yarım ekmek arası köfte yaptırayım Hüseyin abi. Ne dersin? Yok Şükrü. Büyüklerimiz ne demiş? Ne demiş? Sofradan doymadan kalkacaksın. Kilo alıyorum oğlum. Haklısın abi. Biz seni böyle sıfır beden görmeye alışmışız. Bozma kendini. Olmuşlardan. Her gün yeni kurnazlık peşinde.